Yaklaşık 4 sene önce yazdığım bir şarkı benim. Ama bir türlü doğru zamanı, bize göre doğru zamanı kestirip çıkartamadığımız bir şarkı oldu. Çünkü işte albüme koyarız ama albüm işte gecikti. Ondan sonra hadi çıkartalım dediğimizde yaz sezonu geliyordu falan derken bir şekilde doğru zamanı şimdiymiş. Ersay Üner yaptı aranjesini. Çok içime sinen bir aranje oldu. Klibinde de Erdi Sevinç'le çalıştık. Daha önce birçok klibimde de çalıştım. İrak Oyuncuoğlu bize eşlik etti ve Mustafa Buran oyuncu arkadaşlarıma eşlik ettiler. Ben Ghost hikayesini çok severim. İşte o tür filmler izleyerek büyüdük aslında bu dönemde. İşte Demi Moore, Patrick Swayze'in o hayalet filmi gibi. Onu biraz canlandırmak istedim. Bizim çok içimize sindi, sürpriz, üzücü bir son oldu ama çok güzel yorumlar geldi şarkıya. Sen orada mısın? Bir başka tende mi dudakların? Koynunda mısın? Boş ver, sormadım. Ben tanımlamıyorum aslında. Onlar kendi kendilerini belevist olarak ilan ettiler, sağ olsunlar. Çok değerliler benim için. Attığım adımdan, her şeyden, projelerim haricinde artık böyle her şeyden haberdarlar. Ben de bundan asla şikayetçi değilim yani. İyi ki varlar. Onların sevgisini, desteğini hissetmek çok kıymetli benim için. Tüm sevenlerimle öyle. Onlarla güzel bir bağımız var. Konserlerde bir araya geliyoruz. Sosyal medyadan da konuşuyoruz. Bütün yorumlarını okumaktan keyif alıyorum. Sormadım. Bu aralar tekrar oyunculukla ilgili eski kitapları tekrar gözden geçirmeye başladım. İşte Stella Adler'in oyunculukla ilgili olan birkaç kitabı var, onları okuyorum. Ne izliyorum? Türk dizilerinin hepsine bir göz atıyorum ama You, Black Mirror gibi diziler bu aralar daha çok ilgimi çekiyor. Diner, belki de biter. Umrumda mı? Ne fark eder? Acın dertti bana iyi. Keşke ben söyleseydim dediğim şarkı, çok fazla şarkı var aslında. Hani her böyle onları da bir şekilde konserlerimde coverlıyorum aslında. O yüzden keşkem kalmıyor yani. Haber almadım. Farkında mısın? Kaç zamandır sesini bile duymadım. Sen Japonya, insanların birbirlerine olan saygısını çok fazla okuyorum, çok fazla bilgi alıyorum bununla alakalı. Yani Japon kültürünü ve Japonya'yı çok merak ediyorum. Farkında mısın? Aylar geçti senden haber almadım. Farkında mısın? Kaç zamandır sesini bile... En sevdiğim özelliğim hızlı düşünüp hızlı karar vermek ama bunu tabii çevremdekiler çok sevmiyor, yetişemiyorlar. Bana kararsızsın gibi, ikizlersin, kararsızsın, böylesin falan diyorlar ama halbuki ben hızlı düşünüyorum yani. En sevmediğim özelliğim çok böyle heveslendiğim, çok istediğim bir şeyden de çabuk sıkılabiliyorum. Yani bazen çok böyle hani severek aldığım bir, atıyorum, oyun. Hani çok çabuk sıkılabiliyorum onun. En sevdiğim süper kahramanlı. Ya çocukluğumdan beri Ninja Turtles'lara deli gibi hayran ettim. İtiraf edeyim. Kendimi bir dönemler hatta Leonardo gibi hissediyordum yani, o kadar. En çok korktuğum hayvan yılan galiba. Yani çok böyle teşviki mesaimiz olmadı beraber ama çok şükür. Ama galiba ondan çok korkuyorum. En sevdiğim köpekleri çok seviyorum. Ya bütün bir hayat hikayesinden ziyade birkaç böyle hani sözü beni çok etkilemiştir Muhammed Ali'nin. Mesela işte bir efsane olabilmek için her antrenmanda acı çektim cümlesi. Bir şekilde bir hayat felsefemi de benim etkilemiştir yani. Bunu tabii hani idmanlar, antrenmanlar olarak falan değil de hani genel hayatta neyi istiyorsak, neyi arzuluyorsak, neyin peşinden koşuyorsak bu süreç biraz sancılı olabilir ama sonunda ne istediğimizin büyüklüğüyle alakalıdır o sancı. Hayatım bir film olsa hangi şarkı çalardı bilmiyorum ama eğlenceli bir müziği olan, içinde de böyle küçük küçük dramları anlatan, sözleri olan keyifli bir şarkı olabilir. Benim hayalim bir şekilde şarkılarımla insanların hayatlarına dokunmaktı ve şeyi görüyorum. İşte çiftler, mesela
hani düğünlerinde benim şarkımla evleniyorlar mesela. Ve hayat boyu bu onların için bir anı oluyor. Ben de o bir şekilde şarkımla o anının içindeyim. Bu çok kıymetli. Farkında mısın? Aylar geçti senden haber almadım. Yıldızlarla baş başa da Dream Türk'te ben vardım. Çok keyifli zaman geçirdik. Tekrar görüşmek üzere. Sesini bile duymadım. Sen orada mısın? Bir başka tembe mi dudakların? Koynunda mısın? Boş ver, sormadım.